Akvaryum kültüründen herkese sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere akvaryum tabanındaki pisliklerin nasıl temizleneceğinden, dip çekimin öneminden ve dip çekimi yaparken yaptığımız hayati hatalardan bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Müzik akvaryum kültürüne hoş geldiniz. Öncelikle sevgili dostlar, dip çekiminin ne olduğundan ve tarifinden bahsedeyim. Dip çekimi, adından da anlaşılacağı üzere akvaryum tabanının temizlenmesidir. Balıkların dışkılarını ve yemeyen yemlerin ortum ya da dip çekim sifonu denilen bir aletin yardımıyla akvaryum dışına alınmasıdır. Bu sırada bu pislikler su ile birlikte uzaklaşacağı için sonrasında akvaryuma taze su eklemek gerekecektir. Böylece hem pislikleri uzaklaştırmış oluruz hem de akvaryuma taze su eklemiş oluruz. Peki dip çekimi neden yapılır? Yapılması olmaz mı? Bunun birkaç sebebi var. Dip çekimi yaparak akvaryum tabanında bulunan pislikleri ve yemleri uzaklaştırarak amonyak oluşumunun önüne geçeriz. Amonyak balıklarımız için son derece zararlı bir maddedir. Daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi akvaryumdaki yararlı bakteriler balıkların dışkıları sonucu oluşan amonyağı önce nitrite çevirir, sonra ise bu nitritin nitrata dönüştürülmesini sağlarlar. Azot döngüsü dediğimiz bu olay sürekli olarak çalışır. Bu konuda yayınladığımız videoyu izlemek için sağ üst köşeye tıklayabilirsiniz. Azot döngüsü sonucu oluşan nitratı uzaklaştırmanın en kolay yolu da her zaman dediğim gibi su değişimidir su değişimi yaparken de dipteki pislikleri ve yenmeyen yemleri de çekerek yararlı bakterilerinizin yükünü hafifletmiş oluruz. Dönem dönem bazı arkadaşlardan sorular geliyor. Sizin akvaryumun gibi tertemiz, bizimki ise pisliklerle dağılmış durumda şeklinde. Ben sık sık dipteki pislikleri topluyorum. Dipte pisliği toplamanın en kolay yolu ise bu pisliklerin bir yere birikmesi ve sonra sizin bunu çekmeniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun çok kolay bir yöntemi var akvaryuma vereceğiniz ufak bir akıntı içeride bir girdap oluşturacak ve pislikler tabanda belirli bir yerde toplanacak. Sizler de onu rahat bir şekilde çekebileceksiniz. Doğru bir konumlandırma ile akıntıyı iç filtre ile de verebilirsiniz, dış filtre ile de. Şimdi dip çekiminde neler kullanıldığından bahsedeyim. Bunun için ilk yöntem hortum kullanmak. Bir ucunu akvaryuma sokup diğer ucundan ağzınızla hafifçe çekerek akıntının başlamasını sağlamak sonrasında ister kovaya isterseniz de gidere suyu verebilirsiniz. İkinci yöntem dip çekim sifonu kullanmak. Bunda ağzınızla suyu çekmenize gerek yok. Sifonlama yaparak su akışını başlatabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise elektrikli dip çekim aleti kullanmak. Bu alet dipten pisliği çekmenizi sağlıyor. Pislikleri kendi haznesinde biriktiriyor ancak suyu tekrar akvaryuma veriyor. Açıkçası ben bu yöntemi çok önermiyorum dipten pislikleri toplasak bile mutlaka su değişimi de yapmalıyız. Balıklarımız su değişimi sayesinde daha canlı ve sağlıklı olurlar. Ayrıca biraz önce de bahsettiğim gibi nitratın akvaryumdan uzaklaşması gerekiyor. Dip çekimi için ben bazen hortum kullanıyorum. Genelde ilan akvaryumunda kumda pislik birikmiyor. Sand akıntıdan dolayı pisliği çekiyor. Ben de hortumla suyu çekiyorum. Sudan nitratı uzaklaştırmış oluyorum. Latoz akvaryumlarında ise dip çekim sifonu dediğimiz aletle dipten pislikleri önce kovaya çekiyorum. Sonra onu lavaboya döküyorum. Latozlarda yavru kaçakları çok olduğu için hortumla onları çekmek istemiyorum. Çünkü hortumun ucunu direkt olarak gidere bağlıyorum. Peki sam sistemi ya da dış filtre olunca dip çekimine gerek var mı? Sam sistemler ve dış filtre genelde dipteki pislikleri çeker. Ortada bir pislik görünmez. Ancak ortada pislik olmasa da mutlaka su değişimi yapmalıyız. Haftalık olarak balıklarınıza mutlaka taze, dinlendirilmiş ve klordan arındırılmış su eklemeliyiz. Sadece buharlaşan suyun yerine su eklerseniz bu sefer iletkenlik artar. Her balık için olması gereken bir pH seviyesi olduğu gibi olması gereken bir de iletkenlik seviyesi vardır. İletkenliğin olması gerekenden fazla olması ise balıklarımız için zararlıdır. Ayrıca balıklarımız ihtiyaç duyduğu mineralleri sudan alır. Su değişimi sonrası balıklarındaki hareketliliği ve canlıları fark edersiniz. Ortama taze su gelmiş olur, nitrat uzaklaşmış olur. Unutmayın nitrat direkt olarak öldürücü olmasa bile uzun vadede gelişme zarar verir. Sadece nitratın çok hızlı arttığı dönemlerde öldürücü olabilir. Tam yeri gelmişken dip çekimi sırasında yapmamamız gereken bir durumdan bahsetmek istiyorum. Akvaryumda birken nitrat suda dibe çöker. Eğer bir akıntı yoksa ve tabanda kum kullanıyorsak kumun arasında nitrat birikmeye başlar. Eğer sizler de dip çekimi yaparken bu kumu iyice karıştırayım, arasındaki pislikleri alayım diye düşünürseniz büyük bir hataya imza atmış olursunuz. Bu karıştırma sırasında nitrat hızlı bir şekilde suya karışmaya başlar ve seviyesi yükselerek nitrat patlaması dediğimiz olay gerçekleşir. Bu durumda balıklarımız yeteri kadar oksijen alamaz, hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlar, ağzını sürekli açık tutar ve bunun sonucu ölüme kadar gidebilir. O yüzden kumun üstünden pislikleri çekerken kumu karıştırmamaya özen gösterin. Videonun sonuna gelirken size hayati birkaç hatırlatmaya da yapmak istiyorum. Dip çekme ya da su değişimi öncesi akvaryumdaki motorların ve ısıtıcıların fişlerini çekmeyi unutmayın. Motorların susuz kalması bozulmalarına sebep olabilir. Ayrıca ısıtıcıların fişini çekmek çok daha önemlidir. Isıtıcı su seviyesine göre yukarıda kalırsa camının çatlayıp kırılmasına sebep olabileceği gibi bu da elektrik kaçaklarına neden olur. O yüzden mutlaka su değişimi bir çekimine geçmeden elektrikle çalışan aletlerin fişini çekmeyi unutmayın. Son olarak eklenecek suyun klordan arındırılmış olması önemlidir. Su değişiminden önce suyumuzu dinlendirmeyi, içerisine su düzenleyici atmayı, hava taşı vasıtasıyla suyu çevirmeyi unutmayın. Eklediğimiz suyun akvaryum suyuyla ısı farkının fazla olmamasına yaklaşık aynı seviyelerde olmasına dikkat edelim. Evet dostlar, bugün sizlere akvaryumlarda dip çekiminin neden yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği ve dip çekimi sırasında dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsettim. Umarım faydalı olmuştur. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Sormak istediğiniz bir konu olursa aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Herkese sevgiler, saygılar, zevkli obler dilerim.